Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün BM kürsüsünde konuşmuştu. Ardından ikili görüşmeleri, temasları devam etti. Ve bir de Amerikan televizyonuna söyleşi verdi Erdoğan. Şimdi VOA Türkçe ekibinden New York muhabiri Mehmet Sümer'e dönelim. Başından beri izliyor bu zirveyi. Tezcan Taşkıran'la birlikte liderleri takipte. Mehmet, anladığımız kadarıyla bugün Erdoğan'ın son günü. Ukrayna'nın NATO üyeliğinden Hamas'a birçok mesajları ne çıkıyor? Dün NBC televizyona verdiği röportajda. Hem onları dinleyelim senden hem de BM'nin bugünün gündeminden neler aktaracaksın? Bugün son gün, Erdoğan açısından son gün. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu devam ediyor, liderler zirvesi devam ediyor. Ama Erdoğan bugün yaklaşık yarım saat kadar sonra bizim elimizdeki programa göre Türk evinden çıkıp JFK Havalimanı'na doğru yola çıkacak. Oradan da Türkiye'ye gidecek ki beraberindeki heyetle birlikte iki uçakla gelmişti Erdoğan. Önemli bir detay var burada. Bugün aslında normal şartlarda akşam saatlerinde, akşam üzeri Amerika Başkanı Joe Biden Metropolitan Müzesi'nde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılan liderlere onların onuruna bir yemek veriyor. Erdoğan aslında Amerikan başkanlarının verdiği bu yemeğe her sene katılırdı ama şimdi az önce öğrendiğimiz kadarıyla Erdoğan bu sene yemeğe katılmayacak ve buradan doğrudan havalimanına gidecek bilgisini aldık. Yani yemeğe katılmayacağını duyduk. Bugünkü temaslarından bahsedeyim hemen bu bilginin ardından. Bugün Sudan ve Lübnan liderleriyle görüştü. Ardından da Irak Başbakanı'nı ağırladı. Şu dakikalarda da Hollanda Başbakanı ile bir görüşme gerçekleştiriyor. Erdoğan'ın ikili temasları açısından yoğun bir süreç olduğu açıkçası. Önemli ziyaretçileri ağırladı. İran Cumhurbaşkanı ile görüştü. Dün akşam saatlerinde hava kararmıştı. Hatta bizler gazeteciler olarak burada bekledik kapıda. Volodymyr Zelenski ile görüştü. Yani Ukrayna Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi. Yine dikkat çeken bir başka görüşme, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la bir araya geldi ki Ermenistan tarafında bu görüşmenin biraz rahatsızlık yarattığına dair haberler geldi açıkçası. Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesi konusunda özellikle ve normalleşmenin devamı konusunda görüşmeler sağladı. Benzer bir görüşmeyi de yine Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'le yaptı dün. O görüşmeyi Birleşmiş Milletler'de yaptı ve iki lider Yunanistan'la Türkiye arasındaki stratejik işbirliği toplantısının, stratejik toplantının 2025'in başında hemen ilk aylarında yapılması kararını verdiler. Yani Türkiye-Yunanistan ilişkileri o bir gece ansızın gelebiliriz noktasından şu anda normalleşme yolunda ilerleme kaydeder durumda. Bunu söyleyebiliriz. Sen de söyledin. Dün ayrıca Erdoğan NBC televizyonuna bir mülakat verdi. Özel bir röportaj verdi. Her yıl bir Amerikan televizyon kanalında konuşuyor Erdoğan buraya geldiğinde. NBC televizyon kanalında verdiği mesajlar arasında özellikle Ukrayna konusunda ve Hamas konusunda yaptığı açıklamalar dikkat çekti ve bugün Amerikan medyasında yer aldı. Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin aceleci davranılmasından yana olmadığını dile getirdi. Bu ön plana çıkan noktalardan bir tanesiydi. Amerikan medyasında Erdoğan'ın bu sözleri ön planda yer aldı. Ayrıca Hamas konusunda söyledikleri, Hamas'ı hatırlanacağı üzere dün genel kurulda yaptığı konuşmada da Hamas'ın terör örgütü olmadığını söylemişti. Röportajda da ben Hamas'ı en iyi tanıyan liderlerden biriyim ifadesini kullandı ki Amerika Hamas'ı terör örgütü olarak tanıyor. Özellikle 7 Ekim'de İsrail'e yönelik düzenlediği saldırılardan sonra da birçok dünya ülkesi Hamas'ı artık terör örgütü olarak nitelendiriyorlar. Ancak Erdoğan Hamas'ı çok iyi tanıdığını, Hamas'ın terör örgütü olarak isimlendirilemeyeceğini ifade etti. Bunu Türkiye'de de dile getiriyordu. Ama Amerikan medyasında da bunun dile getirilmesi bugün Amerika tarafında, Amerikan kamuoyunda, Amerikan medyasında en azından tepkiyle karşılandı diyebiliriz. Böylesi bir program içerisinde geçti Erdoğan'ın temasları. Söylediğim gibi şu dakikalarda Hollanda Başbakanı ile bir arada. Birazdan öğrendiğimiz kadarıyla tekrar etmek istiyorum. Joe Biden'ın liderler onuruna verdiği yemeğe katılmadan Türkiye'ye dönmek üzere New York'taki JFK Havalimanı'na yanındaki delegasyonla birlikte hareket edecek Mehtap.